Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza bu İrlanda vergi formu ile alakalı son noktayı koymak için bulunuyorum. Diyeceksiniz ki neden son noktayı? Arkadaşlar, bugüne kadar şöyle yapalım, böyle yapalım. Şunu belgeydi, bu belgeydi dedik. Çünkü bizden bu İrlanda formu çıktığında biz bilgilerimizi işledik ve bize verilen vergi dairesinden almış olduğumuz belgeleri sırasıyla işledik. Bir hatırlayalım. Önce hangi belgeyi işledik? Arkadaşlar, önce biliyorsunuz bir mükellefiyet belgesi. Bunu internetten indirdik, E-Devlet'ten indirdik. Biz görüşme yaptık. Dedik ki hangi belgeyi yüklememiz lazım? Vergi mükellefiyet belgesi. Yükledik. İrlanda vergi bilgi formunun birinci kısmındaki evet'i işaretledik. Oraya bu belgeyi yükledik, gönderdik. Şimdi alt kısımda evet kabul oldu diyor ama yukarıda belge inceleniyor diyor. Aradan 7 gün sonra eksik belge var dendi. Eksik belgeyi tamamladık. Bu eksik belge nedir dedik. Bize eksik belge olarak şu istisna belgesinden bahsedildi. İşte eksik belge olarak da istisna belgesini gene o gelen kısma vergi formunun kırmızı bandından işlem gerekiyor dediği yere tıkladık. Oradan yeni belge ekle, eksik belge ekle kısmından istisna belgesini ekledik. Aradan bir 7 gün sonra tekrar kırmızı band çıktı. Ondan sonra dedik ki acaba yanlış yeri mi işaretliyoruz? Birinci tarafı hayır, ikinci kısmı evet yaptık. Aynı sırayla bu belgeleri oraya da ekledik. Hatamızı bilmiyoruz. Üstte mi, altta mı? Çünkü tam olarak bize bunu açıklayan yok. Biz de soruyoruz, soruşturuyoruz. Vergi dairesine soruyoruz. Hangi evraktır? Şu evraktır, bu evraktır. İnanın bilen yok. Biz de deneme yanılma yoluyla bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. YouTube'a arıyoruz, görüşmeye çalışıyoruz. Evet, vergi muhasebeciyiz de görüşün deniyor. Vergici muhasebeci arkadaşlarımız da bu belgeler doğru belgeler diyor. Yani bu arada bir sıkışmamız var. Sonra hayır hayır da birinciye hayır, ikinciye evet yaptıktan sonra aynı sonucu elde ettik. Bu sefer global vergi belgesi lazım denildi. Bu global vergi belgesi nedir? Araştırdık, araştırdık. Bu kimlik belgesi çıktı. Arkadaşlar, İrlanda vergi sistemine bu sefer bu kimliği işledik. Ve aradan 7 gün sonra geçtik gene eksik evrak, yok evrağınızın hatası var, yok okunamıyor, çizilemiyor. Buna da hatalı bir cevap verdi. Fakat hepinizin bildiği İrlanda vergi formuna tıkladığımız zaman orada işlem gören yer var. Hemen Amerikan vergi formunun altında ise İrlanda vergi bilgileri kabul edildi var. Yani aslında kabul edilmiş, yukarıda belge isteniyor gibi bir durum da söz konusu. Yani bu işin içinden biz çıkamadık. Aldığımız belgeler hep geçersiz bir şekilde bize cevaplar gelmeye başladı. Bu sefer ne yaptık arkadaşlar? Nasıl çözdük? Bakın, hepinizde şu vardır. Bu geliyordur. Şurada çöp kovası var. Görüyor musunuz? Vergi bilginiz kabul edilmediği, eksik belgeniz var dediği zaman arkadaşlar buradaki çöp kovasına silin. Ondan sonra bırakın. İnanın kabul edildi, kabul edildi olarak hepsi işaretleniyor ve o kırmızı bant kalkıyor. Şimdi burada sizlere bunu anlatmak istedim. Sizlere bunu paylaşmak istedim. İrlanda vergi formunun yapılması sürecindeki bu şeyi unutmayalım. Şuradaki silme işlemine tıklasanız yetiyor arkadaşlar. Bundan sonra bu belgelere gerek var mıdır yok mudur onu da ileri aşamada göreceğiz. Şu anda bizim İrlanda vergi formumuz kabul edilmiş gözüküyor. Onu da kayıtlarını şurada göstereyim size. Bakın işte
Hepsi 3 aşağı sırasıyla kabul edildi, kabul edildi, kabul edildi. Şimdi burada önemli olan şu var arkadaşlar. İrlanda vergi bilgileri kısmında en aşağıya vergi dairesinden almış olduğunuz vergi numaranızı girdiği için otomatikman aslında kabul ediliyor. Eğer vergi numaranız yoksa o zaman zaten İrlanda bilgilerine hayır hayır diyerek bu işlemi atlatabiliyorsunuz. Bakın unutmayın bunu. Ha biz bunun bu bilgileri, bu belgeleri niye girmeye çalışıyoruz? Yüksek oranda stopaj veya vergi vermeyelim diye yapmaya çalışıyoruz. Değilse baştan sona hayır hayır diyerek bu sorunu baştan halledebilirdik. Yaptığımız çalışmalar bu yöndeydi. Ve tekrar ediyorum. Şu gördüğünüz gibi kabul edildi, kabul edildi, kabul edildi. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nden bir vergi kimlik numarası almışsanız, yani istisnayı almışsanız, şurada bulunan nokta nokta gözüken yere bu formu doldururken kimlik numaranızı girmişseniz, sizin artık bundan sonra hiçbir sorunuz yoktur. Belgeleri gönderdikten sonra, biraz önce anlattım, tekrar söylüyorum, belgeleri de gönderdikten sonra size hala kırmızı bant gelir, mükellefiyet, eksik belge var derse, onu da şuradaki silme işlemine basıp burayı sildiğiniz zaman otomatikman tekrar bizim şu bahsettiğimiz şu kısım geliyor. Bu kısım bu şekilde şu an doğru gözüküyor. Bunu size anlatmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü bir takım çalışmalar yaptık. Sonuç alamadık. Niye sonuç alamadık? Arkadaşlar, levhayı gönderdik, sonuç alamadık. İstisnayı gönderdik, sonuç alamadık. Mükellefiyet belgesi gönderdik, sonuç alamadık. Bir de mukimlik belgesi gönderdik, sonuç alamadık. Hepsinde aynı hatayı aldık. O yüzden bu şekilde yapmakta fayda var diye düşünüyoruz. İleride ne olur ne olmaz, o konuda da bir gelişme olursa sizlerle bunu tekrar paylaşırım diye düşünüyorum. Kusura bakmayın, ben de araştırarak, insanlarla, telefonlarla görüşerek, vergi dairesinde çalışanlarla, işte Google'a bir şeyler yazarak bu bilgileri toplayıp ne dedir, ne değildir, bunları göndermeye çalıştım. Süreçte yaptığım işlemi hep videoları paylaştım ki hani adım adım gidiyoruz, insanların para durması beklemesin diye. Çünkü bir süreç bayağı bir uzuyor. Aynı süreçleri hepimiz yaşamış olduk. Videolarımızı takip eden arkadaşlarımız bunu bilir. Vergi istisnası çıkan arkadaşlarımız, İrlanda vergisi sorunu çıkan arkadaşlarımız bu son videomdaki bu konuşmalarımızı yerine getirirse sorun olmayacağını düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın. Bize yazacağınız her konuyu biz araştırırız, inceleriz, sizlerle paylaşırız. Hepinize teşekkür ediyorum. Ha bu arada bazı videolarıma bazı eleştiriler geliyor. Bakıyorum iyi veya kötü. Arkadaşlar, bütün eleştirileri açığız. Bütün gelen teklifleri de açığız. Ama hakaretleri değil. Lütfen hakaret olmadan güzel yorumlar yaparsanız mutlu oluruz. Hakaret farklı bir yere gidiyor. Ama olur ya, anlattığımız konuyu biz anlatamayabiliriz. Kelime şeklimiz, anlatma şeklimiz farklı olabilir. Bazen anlaşılmayabiliriz. Bunlar insanlık halimiz deyip geçmek lazım. Eğer zaten videomda tam olarak bir şeyi anlatamıyorsam, siz de bu anlattığımdan bir yorum çıkaramamışsanız, bana detaylı olarak yorumlardan veya Instagram hesabımdan ulaşarak daha böyle yüz yüze konuşmalı, soru cevap çalışmalı bilgiler veriyorum. Bu konuda kapımız her zaman sizlere açık. Tekrar beni karşınıza alıp dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da yapmak zorunluluğunu tekrar hatırlatmak, sizlere bilgi vermek bana bir görevdi. Bu görevi de yerine getirdim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar, bol videolar diliyorum. Bundan sonraki videomuzda da gene YouTube'la ilgili ince ve özel ayarlarla ilgili videolar gelecek. Bu arada benim bugün doğum günüm, mesajlar geliyor. Gönderen arkadaşlara da ve yazan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.